tüm insanların birlikte uyum içinde ve eşit fırsatlara sahip olarak yaşadığı özgür, demokratik bir toplum idealine değer verdi. Sayın Yargıç, bugün bakacağınız davalardan hangisi 100 yıl sonra önemli olacak? Hangisi sizi bir ilk yapacak? Her zaman zalimler ve caniler olmuştur. Bir süre için yenilmez görünebilirler ama sonunda hep kaybederler. Her zaman bunu düşün. Ormana gittim çünkü bilinçli yaşamak istiyordum. Hayatın iliğini emerek yaşamak istiyordum. Hayat olmayan her şeyi geride bırakıp ölüm anım geldiğinde aslında yaşamadığımı öğrenmek istemiyorum. Bak, her zaman tek canımız var kanka. Tamam mı? Hepsi bu. Tüm hakkımız bu. Hayat budur. Soru onu nasıl yaşayacaksın? Hangi adam olmaya karar vereceksin? Düşünüyor olduğunuzu görmek beni endişelendiriyor. Biraz izin ver, olur mu? Daha önce hiç düşüncelerimden dolayı yargılanmadım çünkü. Ekonomik mücadelemiz yanı sıra politik mücadele vermeyi amaçlayan sendikalar da birleşmedikçe aydınlığa çıkamayız. Başıma gelenleri öğrenecek avukatlar için şunu söyleyeyim. Dik durun. Burada ve başka yerlerde alenen ihlal edilseler bile kanunun gerçek ve yüce olan ideallerine tüm gücünüzle sonuna kadar sadık kalın. Kazanmak istiyorsak onlara izin vermeliyiz. Onları affet ve yoluna devam et. Af mı edeyim? Affet. Yoksa üzerimizde fazla güce sahip oluyorlar. Ve bunu hak etmiyorlar. Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir. Kaç darbe alıp hayatta yoluna devam edebiliyorsun? İşte kazanmak böyle bir şey.